Merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün sizlerle birlikte ilk tek marka makyaj videomuzu çekiyoruz. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Üstelik çok uygun fiyatlı, indirime girdiği zaman çok daha uygun fiyatlı bir markayla başlıyoruz tek marka makyaj serüvenimize. Bildiğiniz üzere hangi markadan bahsettiğimi bence anladınız. Gretis'in kendi markası olan Beauty's markasından bahsediyorum. Dediğim gibi hem çok heyecanlıyım hem çok mutluyum. Şöyle ürünlerimi hemen size göstereyim. Bir sepetin içine koydum ve şimdi artık başlayacağız. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum ama onun öncesinde küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdi çok fazla uzatmayalım. Hemen videoya geçelim istiyorum ve geçiyorum. Bildiğiniz üzere bir ay kadar önce Beauty's bir indirime girdi. Çok fazla da indirime giren bir marka değil bildiğiniz üzere yine. ve ben bu indirimi yakaladım bu sefer. İlkini kaçırmıştım. Bunu yakalayabildim ve alabileceğim bütün ürünleri aldım diye düşünüyorum. Daha doğrusu merak ettiğim bütün ürünlerini aldım. Sonradan çıkan birkaç ürün vardı biliyorsunuz. İşte primer, makyaj yağı gibi bir şey, işte highlighter bilmem ne falan filan. Açıkçası onlara pek bakmadım. Neden bakmadım? Çünkü bronzer'ı çok fazla turuncuk gibiydi. Highlighter'ı highlighter olamayacak kadar highlighter değildi yani. Çok sevemedim görünüş olarak, öyle söyleyeyim. Yani benim tenlerimde ne ya? Öf, konuşamıyorum bugün. Her zamanki gibi. Benim tenime yakın bir renginiz, teniniz varsa zaten onu highlighter olarak kullanmanıza imkan yok yani. O ancak bronzer, ışıltılı bronzer belki hani olarak kullanabilirsiniz. Neyse çok uzatmayayım. Onları çok sevmedim. Daha çok merak ettiğim, istediğim ürünleri almaya çalıştım ve öyle yaptım. O zaman başlayalım artık bence. Çünkü gerçekten bir ay önce bir alışveriş videosu çekmiştim ben bunlarla ilgili. Şuraya galiba onu koyacağım. İsterseniz izleyebilirsiniz onu da. O zamandan beri söz verdiğim gibi hiçbir şekilde dokunmadım. Arada bir sadece böyle gidip çekmecemi açıp bakıp geri çekildim. Beraber inceleyelim, deneyelim istiyordum çünkü. Ve çok fazla artık yani böyle saçmalamadan başlayalım istiyorum. Başlayalım. Evet, şimdi ilk olarak Save It bazıyla bir başlayalım bakalım. Bu matlaştırıcı olması lazım da. Evet, matlaştırıcı. Bir tanesi daha vardı bu bazın. Start It miydi o? Öyle bir şeydi galiba. Ben alırken o yok muydu? Ben bunu gördüm. Sadece zaten hani matlaştırıcı bazıları daha çok sevdim. Çok mu aldım acaba? Sevdiğim için bunu almak istedim. Şunu bir sürelim bakalım. Bilmiyorum ne olacak. Şöyle bir bazımız var. Aynamı alacağım. Aynamı koyacak yer bulamıyorum. Böyle şaşkın ördek gibi oradan oraya elimde gezdiriyorum. Bakalım ne olacak. Krem gibi bu. Evet. Bu az oldu ama bence. Az mı oldu acaba? Neyse bir sürelim bakalım. Sonra karar veririm. Şeye benziyor bu. Nemlendirici krem. Krem değil de böyle losyonumsu gibi sanki. Evet. Gerçekten losyonumsu gibi. Bir kokusu yok gibi bir şey. Hemen çabucak emildi bu arada. Böyle hafif kaygan, böyle çok hafif kremimsi bir kayganlığı var ama. Yani böyle çok silikonumsu gibi değil de krem gibi kayıyor gibi geldi bana. Burnumun üstünde de kalmış ama hiç söylemiyorsunuz. Tamam, çok güzel. Ya gerçekten böyle cildi kadife gibi gösteriyor. Gerçekten böyle dokunduğum zaman da onu anlayabiliyorum ve baktığım zaman da onu anlayabiliyorum. Böyle kadifemsi. Çok güzel bir görüntü verdi şu an bana bu. Bunu sevdim galiba. Baz güzel gibi. Bakalım tabii bu ilk deneyim, daha bilmiyorum ne olacak. Evet, fondötene geçebiliriz. Ben hangi fondöteni aldım? Format değil, Formit'i aldım. Evet, Formit. Bu daha böyle doğal, natural bitiş. Doğal bitişli olan. Diğerini aslında alacaktım ben, hani matlaştırıcısını istiyordum ama onun rengi yoktu. Yani vardı, çok koyusu vardı gerçekten. Benim için hani olabilecek gibi değildi o. Çok mu aldım acaba yine her zamanki gibi? Şöyle bir rengi var bunun da. Dediğim gibi o koyu olduğu için ben birazcık daha açık olanını alayım.
birazcık daha doğal bitişli olanını alayım dedim. Alttaki zaten matlaştırıcı olduğu için dengelerim diye düşündüm ama bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. 131 Ivory rengini almışım ben. Bu biraz pembemsi. Ay, pembe alt tonlu bu. Oley, bak bunu sevdim. Şöyle bir bırakayım. Şöyle bir oturtalım önce fondötenimizi. Ay vallahi pembe alt tonlu. Biraz nötr alt tonlu gibi de. Ama sarı değil yani. Sarı alt ton değil bu. Ya nötr ya bir hafif pembelik de var içinde. Yok ya nötr mü acaba? Nötr'e daha yakın gibi. Aa, bir dakika. Çok güzel kokuyor. Rahatsız etmiyor. Parfüm kokuyor. Bana bir şu anlık bir sıkıntı çıkarmadı diye. Bir tarafıma fırça, bir tarafıma sünger mi yapayım? Yoksa fırçayla geçip üstünden süngerle mi geçeyim? Ne yapayım? Hadi önce fırçayla bir girelim. Şu anda rengimle ilgili bir problem yok gibi görünüyor. Gerçekten de doğal bitişli. Vallahi doğal bitişliymiş. Biraz böyle parlayacağım mı acaba ben? Hı? Ben biraz parlayacak gibiyim. Emin olmadım. Neyse artık bakacağım. Şu an fırçayla uygulamama rağmen şuradaki izlerimi görüyorum. Bu orta kapatıcı... Konuşamadım. Orta kapatıcılıkta da değil. Bence değil. Bu az kapatıcılığı olan bir fondöten şimdi ilk katta. Bakalım süngerle ne yapacağız? Bir kat daha geçeceğiz değil mi? Öyle yapalım. Zaten çok az şu an bunun kapatıcılığı. Buraya bir kat daha geçeceğim. Özellikle de şu yüzlerinin olduğu yerlere. Bu arada şuraya süreceğim, oradan anlayacağım ama evet. Şöyle bir sürelim bakalım. Ne olacak fondöten? Zaten bunu duyuyordum ben de, biliyordum. Koyulaşıyor. Bir tona kadar, yarım ton, bir ton arası bir koyulaşma yapıyor. O yüzden fondöteni deneyeceksiniz, alacaksınız da bir ton açığını alın. Ben fondöteni beğendim galiba. Gerçekten duruşunu beğendim. Öyle çok çok mat değil. Gerçekten doğal duruyor bu arada. İki kat sürmeme rağmen yani böyle duruyor ve rengini güzel seçebildiğim için çok mutluyum. Az kapatıcılığı olan ilk katta kesinlikle az bir kapatıcılık veriyor bu fondöten. İkinci katta birazcık daha kapatıcılık, belki ortaya yakın bir kapatıcılık elde edebiliyorsunuz. Şimdilik fondötenden hoşlandım ben. Öyle söyleyebilirim. Çok güzel duruyor, çok doğal duruyor. Vallahi güzel duruyor. Devam edelim. Evet, şimdi pudralamayalım önce. Çünkü pudralamadan önce yapmamız gereken bir şeyler var bence. İlla ki pudralayacağız, ayrı konu. Çünkü bronzer falan kullanacağız. Ama hadi önce bunu deneyelim. Şu küpelerim yine ses mi çıkarıyor benim? Şöyle devam edelim yolumuza. Çünkü şangır şungur ses gelecek diye oradan biraz açıkçası korkuyorum. O yüzden şimdi böyle devam edelim. Artık sonra takarız onu yine. Şimdi neyle en çok merak ettiğim ürünle devam edeceğim. Çünkü pudralamadan önce şu ürünleri bir şey yapayım istiyorum. Kullanayım istiyorum. Ama önce allığı mı yoksa aydınlatıcıyı mı sürsek? Bilemiyorum şu an. Hatta nasıl yapalım onu da bilemiyorum. Bir tarafına sadece bu elimde olan likit ürünleri yapıp diğerine mi şey yapsak, tozlarla dalsak, ne yapsak? Ha, hepsini denemiş olalım, kullanmış olalım. Bunu açamıyorum yalnız ben. Eyvah, o kadar çok sıkmışım ki. Diyorum, şunu açacağım diye kanter içinde kaldım. Neymiş? Ama açabildim sonunda. Şu üstündeki şeyi ben çıkarmadım ama normalde asla bunları tutmam. Sevmiyorum. Ama hani kurumasın diye buna kıyamadım. O yüzden şey yapmadım. Şimdi buna hiç sevmediğim şey yapacağız ve parmak sokacağız. Şöyle bir rengi. Ben çok güzel kokuyor. Kırmızı.
Ay. Va artık bastırdım yani yapacak bir şey yok. Ay çok güzel. Bu kendi şeyine, formuna, ilk formuna, kendi formuna dönüyor zaten. Şimdi şunu bir bırakalım. Bakalım bu ne yapacak. Şimdi pudralamadık bilerek. Şunu bir oturtalım. Aa, korkuyorum ben. İlk defa böyle bir şey kullandığım için. Bakayım fondöteni kaldıracak mısın sen benim? Ha, görüyor musun? Bilmiyorum. Şurası çok güzel, çok doğal parlıyor. Ya ama elimde kaldı. Neden öyle? Bu arada eski haline geliyor. İki parmak mı dalsam? Bundan hoşlanmıyorum gerçekten. Hiç hoşlanmıyorum ama ne yapayım? Tamam. Kaldırıyor mu diye bakıyorum fondötenimi. Biraz, çok az. Çok az kaldırdı fondöteni yerinden. Çok doğal bir yansıması var. Ama hani böyle üstüne şöyle göstereceğim. Şöyle pıtlatıp çekince tam olarak istediğinizi alamıyorsunuz. Biraz böyle krem gibi hani böyle almanız gerekiyor bunu. Eze eze öyle yapacağım şimdi ben de. Bakayım ne olacak. İnşallah batırmayız yani biz bu işi. Ama güzel parlıyor. Zaten alışveriş videosunda da ben baktığımda buna çok beğenmiştim. Böyle şıkır şıkır parlıyordu. Hem de çok doğal. Beğendim yani o zaman. Biraz burun kıvıracaktım ki vazgeçtik. Doğruyu bulduk bence. Bence bu süngerle çok güzel sürüyor. Bana koyu geleceğini düşünmüştüm bunun ama gelmedi galiba. Bayağı hani öyle koyu koyu durmuyor. Hoşuma gitti. Hangisiydi bu? Jelly. Jelly aydınlatıcılarından da Hangout rengi 915 numarası. Şimdi Allah şey Likit Allah'a geçelim. Bu da Vipi mi diye okuyor. Bilmiyorum bunu. Hadi ne Vipi bunun? Connected. 218 mi? 318 mi? Valla o kadar minnak ki yazısı. Gerçekten okuyamıyorum. Ve şu hiçbir şekilde bende işe yaramıyor. Çalışmıyor şu an. Buraya bir tane. Burada bir tane. Bu da çok pigmentli bildiğim kadarıyla. Bir tane değil. Üçer tane koydum. Bunun altından kalkacağım mı şimdi onu bakacağız, göreceğiz beraber. Korkuyorum gerçekten. Ay. O zaman yani başlıyoruz. Ben aldığı çok fazla böyle şuralara getirmeyi sevmiyorum. Şöyle daha yukarı. Hoşuma gidiyor yine. Ay güzel. Güzelmiş bu. Bakar mısınız? Çok doğal durmuyor mu? Gerçekten çok doğal görünüyor. Ay çok güzelmiş. Bu kadar beklemiyordum. Şimdiye kadar beğenmediğim bir şey olmadı benim. Gerçekten olmuyor. Ve bu burada kurudu yani. Ben unuttum onu orada. Oha. Çok iyi ya. Biblis. Ne yapıyorsun? Of çok iyi. Hatta böyle aydınlatıcının üstüne de geleceğim. Çünkü ben oraya yine bir aydınlatıcı süreceğim. Bütün aydınlatıcıları deneyeceğim. Bugün elimdeki bütün ürünleri denemeye çalışacağım çünkü. Öyle istiyorum. Aa çok güzel. Dediğim gibi buralara gelmeyi ben çok sevmiyorum. Bundan da yok şu an. Ama pudrayı da kullanacağız çünkü en çok merak ettiğim ürünlerden biri pudra. Bam. Ne unuttuk? En önemli ürünü unuttuk şu an. Kapatıcıyı unuttuk. Şaka mı bu ya? O kadar çok heyecanlandım ki. Gerçekten kapatıcımı unuttum ama şimdi süreceğim. Yapacak bir şey yok. Şimdi süreceğiz. Ne olsun? Ne yapalım? Ama gerçekten şu ana kadar çok iyi gitmiyor muyuz? İnşallah oradan güzel görünüyordur. Kapatıcıyla devam edeceğim. Close it kapatıcısıyla yine birisi tabii ki. 132 Pale Almond rengini almışım ben. Nasıl unuttum bunu ben ya? Gerçekten. Çok fena şeye düştük. Tonga'ya düştük gerçekten. Ha, bu pembe. Daha önce de bakmıştım zaten pembeydi. Daha mı koyu fondöten acaba? En açık rengi Pale Almond mıydı?
Bence öyleydi. En açığını aldım diye düşünüyorum. Çok saçma bir makyaj yapıyoruz şu an ama artık yapacak bir şey yok. Allah'tan şey sürmedik. Adını söyleyin. Pudra. Pudra sürmedik. Of. Bu ne? Çok güzel karışmadı mı? Hop hemen. Şöyle iki pıtta gerçekten karıştı. Çok doğal duruyor. Gerçekten çok doğal. Çok fazla sorunlu göz altlarınız varsa bilemeyeceğim ilanım. Ama biraz koyu bir peylan. İnşallah bu da koyulaşmıyordur. İmdat yani o zaman. Ama güzel. Ben normalde artık demeyeyim de ara sıra böyle hani hep söylüyorum ya, beyaz panda gibi olmak istemediğim zamanlarda bu hani bana uygun, tenime uygun olan kapatıcıları sürüp çok fazla renk değişikliği istemiyorum orada mesela. O zaman çok seviyorum böyle ürünleri. Ve bu çok güzel şu an. Bunu beğendim. Bu da birazcık pembe. Birazcık değil. Evet, pembe yaptım. Evet. Sonradan akıl ettik kapatıcı ama olsun, artık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. Kudret sürmememiz bizim şu an çok işimize yaradı bence. Çizgilerimi dolmadan bırakmaz mı? Ben öyle söyleyeyim size. Ama duruşu çok güzel değil mi? Biraz şey yapmayacağım. Adımı söyleyeyim. Pudralamayacağım. Bakayım da süreceğim ya. Ne olacak ki? Sürelim yani. Bunun da rengini falan nasıl durduğunu görelim. Biraz elimi üstüne alacağım burada. Bu da çok güzel. Bu da likit aydınlatıcı. Makyaj bazlarıyla falan da güzel. Aman fondötenlerle güzel karışır bu. Biraz böyle daha parlak bir diş isterseniz bunu bence kullanabilirsiniz. Bendeki hangi rengi şimdi onu bulmaya çalışıyorum ve bulamıyorum. Evet, 916 Rose Quartz rengiymiş bu da bendeki. Daha pembemsi diğerine göre bu. Şöyle bunun sürümü daha kolay olacak. Orası kesin. Çok mu aldım acaba? Her zamanki gibi korkuyorum. Su gibi vallahi. Yok, bu ürünler var ya, bence kesinlikle süngerle uygulanmalı. Fırça bilemiyorum. Parmakla uygulamayı sevmiyorum böyle ürünleri. Süngerle daha güzel şey yapar. Bu da çabuk sabitleniyor bu arada. Evet. Yani çok böyle aydınlık bir şey isterseniz bilemeyeceğim, bunu pek sevim. Bilir misiniz ama aydınlatıcı olarak sevemezsiniz belki o zaman. Ama şey olarak kullanırsınız. Şöyle elimin şurasında. Şöyle göstereyim. Şuradaki diğeri. Bu da aydınlatıcılarla alakalı bir kez daha aynı şeyi söyleyeceğim. Bence bunlar süngerle böyle ittire uygulansa çok daha güzel olur. Çünkü şuralarda böyle küçük böyle minik üstte kalmalar yapmış. Azıcık fondötenimi de kaldırdı zaten. Ben bunların süngerle sürülmesi tarafına devam edelim. Gözlerimize de önce bir baz sürelim. Base It bazını süreceğim. Bir listeyine. Şöyle çok minik alsam. Minik alayım değil mi? Böyle başımız ağrımasın. Şu kadar yeter mi? Yeter herhalde. Şu kadarcık. Bu da böyle göz kremi gibi. Krem gibi bu da. Çok aldım galiba. Eyvah. Neyse şöyle sürelim bakalım. Kaygan değil. The Balm'ın bazı var ya fotoğrafı var ya, onun gibi bir şey yok bu. Vallahi yapışıyor. Gözlerimi yapıştırdı. Evet, yapıştık. Elimde bir tane şey var. Krem far var. Bunu kullanacağım ben. Bunu da aradan çıkaralım diyorum. Neden olmasın? Hadi parmakla sürelim ya. Hadi parmakla sürelim. Bakalım ben çok mu aldım yine her zamanki gibi. Şöyle şunu geçelim bakalım önce. Bunun rengi çok güzel ama. Hani böyle nasıl diyeyim, rengini çok fazla vermiyor. Biraz açılıyor yani rengi sürerken. Şu
şöyle şunu bir oturtalım bakalım. Çok güzel bir renk. Kremsiliği güzel, sürümü kolay. Böyle çok kuru kuru bir şey değil şimdilik. Çok pigmentli de değil. Hani parmağıma aslında bayağı aldım ama şu kadar bir görüntü alabildik. Güzel. Şeyin, toz farların altına bu tarz renk süreceksiniz. Olabilir aslında. İyi de olur. Şimdi artık far paletine geçelim bakalım. Bu arada benim biraz önce kullandığım neydi? Krem farlarından neydi ki bunun ismi acaba? 940 numarasıymış. Ve şimdi artık far paletine önce bir geçiş yapalım diyorum. Çok heyecanlıyım bunun için. Şimdi şöyle bir renk sürdüğüm için şuradaki rengi direkt bir göz kapağıma alacağım ben. Bakalım dökülecek mi bu farlar, onu da bilmiyorum. Onu beni mahvetmeyin ama. Çok güzel değil mi rengi? Çok güzelmiş bu renk. Işıltısı da bayağı iyiymiş. Islak da kullanabiliriz tabii bu farları ama bugün ben ıslak kullanmayı istemiyorum. Buradaki rengi alalım. Geçiş ile birlikte bir yedirelim bakalım ne olacak. Matları güzel. Öyle çok birdenbire böyle far bazı var biliyorsunuz. Buna rağmen öyle hani yapışmıyor. Olduğu yere yapışmıyor. Güzel dağılıyorlar. Işıltıları sanki daha iyi renk verme konusunda öyle söyleyeyim. Gerçi bunların swatchlarını da yapmıştık hani el swatchlarını ama tabii gözümde ilk defa deniyorum. Kullanılmaz mı? Kullanılır. Gayet kullanılır yani. İndirim de 18 liraya geliyor bu palet. Daha ne olsun? Artırabiliyorsunuz bu arada matların rengini de. Şuradaki en açık rengi hem kaş altlarıma hem göz pınarlarıma. Yok, kaş altlarıma sürmeyeyim ya. Kaş altlarıma da mı süreyim yoksa oraya bir aydınlatıcı mı süreyim? Toz aydınlatıcımız var ya. Bu açık rengi de şey. Bayağı aydınlatıyor. Mat değil. Bayağı bayağı aydınlıyor ya. Bakar mısınız? Çok iyi. Yok, ben kesinlikle alırım. Bu arada fondötenim hala parlamadı. Yani şuralarım biraz parlıyor gibi görünebilir size. Bana biraz öyle görünüyor ama o böyle yağlı yağlı parlama değil. Başka bir şey yok. Kendi doğal parlaması belki de. Anlatabiliyor muyum? Parlamadım henüz. Bir işit kullanacağız. Transparan filtresini kullanacağız. Şöyle alıyorum. Bu arada çok dağılıyor. Bu da çok dağılıyor, çok dağılıyor. Çok dağılıyor. Evet, o zaman şimdi madem pudraya geçtik, şöyle yine biraz alayım ve şuralardan çok hafif bir geçeyim. Pudrayı. Şimdilik yüzümde sadece bozan bu jel aydınlatıcıyla likit aydınlatıcı oldu. Şuralarda çünkü böyle pütür pütür onları görüyorum ve kafamı karıştırıyorlar ama onlar yaptı, onu biliyoruz. Pudra çok güzel görünüyor. Şuralarımda baya böyle şey. Buralarında da öyle silik, hem neden öyle blur, blurlamış gibi gösteriyor şu an. Pudrayı da beğendim. Çok dozutuyor, çok yumuşak bir pudra. Ama güzel. Transparan bir pudra biliyorsunuz. Grileşme falan yok herhalde şu an göz altlarında. Yok tabii ki. Twisted kullanacağım. Cooper mıydı bunun ismi? Copper mı, Cooper mı? Öyle bir renk. Gözümün içine sürsem mi acaba bundan? Süreyim. Gözümün içine de süreyim bakayım ne olacak. Gerçi bu eyeliner kalem mi onu da bilmiyorum. Gözün içinde nasıl durur onu da bilmiyorum. Siyah göz kalemi almamışım bu arada yine. Ne çok şey unutmuşum yine de. İyi, renk veriyor yani. Öyle çok değil ama. Eyeliner'la devam edeceğiz.
Drag It eyeliner ile devam edeceğim. Birisi şöyle bir sürelim o zaman. Süremedim güzel ama bayağı şey bu. Keçeli kaya. Keçeli kaya benziyor. Islak şu anda. Buraya dağılacak mı? Bilemedim. Yok, dağılmayacak. Eyeliner'ımızı da sürdük. Dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi eyeliner eşitlemek olabilir bence. Gerçekten bayağı uğraştırıyor beni. Ki benim göz kapaklarım için daha da zor bir şey o. Ama azıcık yamuk, azıcık yumuk olsa da başardık birazcık bence. Bence, niye sürekli bence diyorum bilmiyorum. Şimdi şurada şöyle bir göstereyim size, bakın hiçbir şey olmuyor. Vallahi elimi kazıdım. Hiç çıkmıyor. Load It maskarasını kullanacağım. All in one diyor. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Hala ıslak bu arada açtığımdan beri. İşte alışveriş videosunda açmıştık ya. O zamandan beri ıslak gibi görünüyor. Bakalım. Islak evet. Ama fırça kirpikleri güzel kavruyor. Şimdilik onu söyleyebilirim. Böyle kırçı kırçı geliyor kirpiklerinden. Kıl fırça olmasına rağmen bu bayağı kirpikleri tarıyor şu an. Yapıştıracak gibi görünüyor. Biraz şeyin fırçasına benziyor şekil itibariyle. L'Oreal'in Paradise fırçasına benziyor ama galiba o fırça bundan bir tık çık daha yumuşak. Bu biraz sert gibi geldi ama rahatsız edici bir sertlik değil, yani göz rahatsız etmiyor. İlk katta şöyle bir görüntü veriyor, bir dakika. Yemin ediyorum kirpiklerim aşağıda, yani böyle bir şey yok. Yukarıya bakacağım ki daha rahat görebilirim. Gerçi eyeliner var ama artık olabildiği kadar. Bunda bir kat var, bunda hiç yok. Yani şimdilik ben pek bir şey anlamadım açıkçası. Bir de çok ıslak. Belki onunla alakalı olabilir. Bir sürelim bakalım buna da. O zaman ikinci katı da geçtikten sonra daha iyi anlaşılır. Ama fırça dediğim gibi birazcık L'Oreal'inkinden daha sert. Bence kirpikleri gayet güzel kavruyor. Bu iyi. Ama bu hiç iyi değil şu an. Ya gerçekten mi? Of ya. Neyse, kuzusunu alacağız onu oradan. Maskarayı da beğendim. Şöyle göstereyim size. Biraz ıslak olmasına rağmen hala iyi bir performans. Benim gibi kirpiksizseniz bunu seversiniz. Fırçası ile ilgili birazcık emin değilim. Birazcık sert bir fırça. Bir de ucuna doğru hafif topuzumsu gibi. O birazcık daha böyle sizi zorluyor sürerken gibi geldi bana. Sürerken en azından. Ama güzel mi? Evet. Güzel. Şimdi gözlerle işimiz bitti. Kaşlarla devam edeceğim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tarafıma şunu, yani bir kaşıma bunu, bir kaşıma bunu süreceğim. Şimdi önce sağ tarafta bir başlayalım bakalım. Değil mi? Ben bunu severim. Vallahi ben bunu severim. Bakar mısınız? Çok böyle yeniden kaş çizmek için değil de daha çok böyle boşluklarımızı doldurmak. Çok doğal görünüyor. Hata payınız bununla gerçekten olmaz. Öyle söyleyeyim. Ve kaşımla birebir bir renk. Kaşın aynısı. İşte bu kadar, bitti. Çok iyi. Aa, çok sevdim. Şuradan bir yapayım bakayım kalınlaştırmak için hani. Yok. Bu kalınlaştırmak için uygun bir ürün de Fix It. Kaş pomadı. Ebony. Ebony miydi bunun ismi? Evet, Ebony rengi.
Şimdi raise it olanına geçeceğim. Onu da buna süreceğiz. Bakalım bu nasıl duracak bilmiyorum. Bu da doğal duruyor. İkisi de güzel. Bu daha belirgin oldu. Bu daha silik görünüyor. İkisi de güzel. Daha devam edeceğiz. Burn it bronzer'ı. Natural bronze. Hah, natural bronze bendeki. Tamam. Hemen bir şöyle alıyorum. Sürüyorum ve heyecanlıyım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Şöyle geçelim bakalım. Çok büyük bir renk vermiyor galiba. İlk aldığımızda doğal yapmayı çalışıyor zaten. Ne yapsın yani, yapıştırsın mı? Bendeki de. Aa, güzel güzel. Şu önümü de getireceğim biraz. Evet, aydınlatıcıyla devam ediyoruz. Şimdi 918 Pearlescent Glow Glaze It olanı. Ama açılmıyor neden? Hı, tamam, açtık. Şöyle süreyim. Evet, bu bütün aydınlatıcılar. Bunu alışveriş videosunda da söylemiştim galiba. Çok doğal yansıyor. Gayet doğal. Yani çok böyle patlayan aydınlatıcı istiyorsanız bunu pek sevmeyebilirsiniz. Evet. Ama her zaman da patlayan aydınlatıcı ne kullanılır dedim ben. Bakayım gömleklerde nasıl görünüyorlar. Alttaki likitler gerçekten oraları şu an çok fena halde şey yaptığı için oradan hiç bakmayacağım. Direkt burnumun üstünden bakacağım. Çünkü burada anlayamıyorum şu an onu. Evet. Çok doğal yansıyorlar ve gözeneklerin üstünde durmuyorlar. Bence bu gayet güzel. Çok touch it. Touch it. Evet. 518 rose petal rengini kullanacağım. Anlık olarak. Hemen ölçemi alıyorum. Çok çok güzel. Önce bir dudak kalemimizi silelim. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Hiç beğenmedim dediğim bir şey çıktı mı? Çıkmadı bence. Çıktı iki tanesi. Ama o da bu şekilde beğenmedi. Hemen şimdi surf it. Neydi bunun ismi? 121 numarasıymış. Light of Life'mış. Bunu hemen bir sürelim. Bunu da kalır mıyız acaba? Of, çok güzelsin yahu. Hani glosslarda böyle cam gibi bir parlama olur ya, öyle bir parlaklık değil. Yapış yapışlık asla yok. Hiçbir şekilde yok yani. Çok rahat kullanılır bu. Çok güzel. Çok beğendim. Vallahi çok beğendim yani. Gerçekten beğendim. Hiç kokusu yok. Rahatsız edici hiçbir kokusu yok. Pısı çok güzel böyle. Güzel bir şekilde püskürtüyor. Bu sanırım hem makyajı sabitliyor hem nemlendiriyor. Kullandığım bütün ürünü çok sevdim. Çok beğendim. Çok 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 güzel. İnanılmaz güzel. Yemin ederim çok güzeller yani. Lütfen bakmadıysanız bunlara bakın. Bunları alın yani. Hele indirimde denk gelirseniz hiçbir şekilde kaçırmayın derim ben. Gerçekten çok güzeller. İlk defa tek marka makyaj videosu çekiyoruz. Bugün gerçekten çok heyecanlıydım. Başta çok heyecanlıydım ve çok mutluydum. Makyajı yaptıktan sonra, ürünleri hepsini denedikten sonra daha çok mutlu oldum. Çünkü dediğim gibi hem bizim markamız, hem çok uygun fiyatlı, hem indirimde çok daha uygun fiyatlı, hem de bence pahalı markalarla yarışır bu ürünler. Gerçekten yarışır. Yani pahalı marka dediğim tabii ki o çok uçuk olanlardan bahsetmiyorum ama hani orta halli ama yine de gereksiz pahalı ürünler var ya, hani onlardan bence çok daha iyiler. Ürünlerin emeği varsa hepsini öpüyorum buradan. Çok başarılı ürünler çıkarmışlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Bence deneyin.
Bence kesinlikle denemediyseniz, bakmadıysanız bu ürünlere bakın. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz dedikten sonra eğer denememi istediğiniz başka tek markalar varsa lütfen bana yorum olarak bırakın. İsterseniz Derya İlkan kullanıcı adıyla beni Instagram'dan bulup oradan da yazabilirsiniz. Ama lütfen ne tarz videolar istersiniz, ne görmek istersiniz, hangi markaları istersiniz, tek marka hangileri yapalım makyajı videoyu. Onu da bana yazarsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten güzel başladık. Bence güzel devam ederiz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum hepinize. Çok seviyorum sizi. Bugün gerçekten güzel bir video çektiğimi düşünüyorum. En azından çok mutlu bir video çektim. Hani güzelden kastım da bu. O zaman gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler. Hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.